eşler birbirlerinin dini hayatlarından sorumlu mudur? Sorumludur. Bilhassa kocanın durumu çok vahim. Helal yedirmek mecburiyeti var. İbadet taatla alakalı çok mecburiyeti var. Sadece o değil, kendisinin adam olmak mecburiyeti var. Kendisinin namazında, niyazında, dininde öğrenmesi olması mecburiyeti var. Çünkü o dindeki sapması muhakkak eve sapkınlık olarak zuhur eder. Çok sorumludur. Aynı şekilde evlenirken de şu söylenir karı kocaya. Bak, evlenmek, eğlenmek değildir. Evlenmek bir ebedi hayatın saadetine beraberce yürümektir. Allah için birbirinizi dinleyeceksiniz. Artık senin malın benim malım yok. Bizim malımız var. Senin dinin benim dinim yok. Dinimiz var. Senin iffetin benim iffetim yok. İffetimiz var. Namusumuz var. Rızkımız var. Çocuğumuz var. Evimiz var. İşte bu çerçevede zaten dinin sahası hep bunları içine alıyor. Din transit sadece Allah'la meşgul olmak değil ki. Çoluk, çocuğun, yemen, içmen, evin hepsi dinin sahası. Dini nerede yaşıyorsun? Vaaam diye uçup bulutlarda namaz kılıp vaaam diye aşağı inmiyorsun ki. Bu hayatın içinde dinin görünüyor. Bundan da en mesul olan karı kocadır. Karı kocanın birbirine iyi insandır diye şehadet etmesi dışarıdaki 100 insanın şehadetinden de önemlidir. Ahirette de böyledir. Bir adamın karısı, çoluğu, çocuğu veya bir adamın, bir kadının hanımı, kocası, çoluğu, çocuğu iyi insandır, biz razı dediklerinde kul hakkının %90'ı gider, ben size söyleyeyim. Yani kaynaklarımız da böyle. Efendimiz de öyle buyuruyor zaten. Sizin hayırlınız hanımlarına, ailesine iyi davranınızdır diyerek erkeklere de nasihat ediyor. Nerede kaldı? Dövmek. Allah ıslah etsin inşallah onlar. Onu ayrıca bir konuda işleyeceğiz.